Karmaşık sayı dizilerinin limiti. Bu videomuzda karmaşık sayı dizilerinin limiti nasıl hesaplanır onu konuşacağız. Öncelikle karmaşık sayı dizilerinin limiti ne demektir? Onunla başlayalım. Bir önceki videomuzda karmaşık sayı dizisi kavramını tanımlamıştık ve ne olduğunu konuşmuştuk. Terimleri karmaşık sayı çıkan dizilere karmaşık sayı dizileri denir. Bunları Zn ile gösteriyorduk. Veya bir başka gösterim. Zn, n birden sonsuza kadar biçiminde de yapılabilir. Ama biz daha çok Zn gösterimini tercih edeceğiz. Bunun karmaşık sayı dizisi olması terimleri karmaşık sayı çıkan bir dizi. Terimleri karmaşık sayı çıkan bir dizi. Çok basit bir örnek verelim. Zn eşittir n çarpı i. Mesela 1 koyarsak, i, 2 koyarsak, dizimizin ikinci terimi, 2'yi n yerine değerler koyarak dizinin terimlerini buluyoruz. Z 3 eşittir 3i gibi. Bunun kuralı burada değişik olabilir. Kısımla ilgili şimdi tartışmayalım ve bir sonraki aşamaya geçelim. Zaten karmaşık sayı dizisi kavramının ne olduğunu konuşmuştuk. Burada böyle kısa bir hatırlatma yeterli. Şimdi bizim buradaki derdimiz, bu şekildeki bir karmaşık sayı dizisinin limiti ne anlama gelmektedir? Karmaşık sayı dizisinin limiti demek, Zn'in limiti demek. Daha önce kalkülüs 2'de dizilerin limitinin en sonsuza giderken limitini hesaplamak demek olduğunu konuşmuştuk. Karmaşık sayı dizilerine geldiğimizde hiçbir fark yok. Yine aynı fikir. Zn dizisinin limiti demek n sonsuza giderken bu çıkan terimlerin davranışını belirlemek amacıyla limiti hesaplamaktır. N sonsuza giderken limitini hesaplamaktır. Yani bir karmaşık sayı dizisinin limiti demek, limit n sonsuza giderken zn anlamına gelmektedir. Bunun hesaplanması ile ilgili kurallara az sonra geçeceğiz. Bu bize ne verecek peki? Bu işlemin amacı, dizinin amacı diyelim, dizinin terimlerinin n değerleri sonsuza giderken n değerleri sonsuza giderken davranışını belirlemektir. Şimdi buradaki davranışla neyi kastediyoruz? Yani biz buraya n yerine değerleri koyduğumuzda bu çıkan terimler bir sayıya yaklaşabilir. Çıkan terimler bir, tabii ki buradaki sayıyla kastettiğimiz bir karmaşık sayı. Bir karmaşık sayıya yaklaşabilir. Sayıya veya direkt sıfır da bir karmaşık sayıdır da sıfırı daha vurgulu söyleyelim. Veya sıfıra yaklaşabilir. Bu durumda biz karmaşık sayı dizimize yakınsak bir sayıya yaklaştığı için yakınsadığı için yakınsak dizi diyoruz. İngilizcesi convergent. Bu kavramlarla çok boğuşmayacağız ama bilmemizde fayda vardır. Şimdi devam edelim. Çıkan terimler sonsuza gidiyorsa, sonsuza ıraksıyorsa, yani bir değere yaklaşmak yerine buradaki mesela çok açık bir şekilde çıkanlar ıraksama söz konusu, uzaklaşıyorlar. Çıkan terimler sonsuza ıraksıyorsa bu ıraksak dizi İngilizcesi de divergent olur. Tamam, şimdi bir toparlama yapıp arkasından kurallarımıza geçelim. Bir
Karmaşık sayı dizisinin limiti demek, limit en sonsuza giderken o dizinin limitini almak demektir. Bunu gerçekleştirmek için de şimdi limit kurallarımızı öğreneceğiz. Bunun amacının da ne olduğunu konuştuk. Karmaşık sayı dizisinin de ne olduğunu konuşmuş durumdayız. Artık sonsuza giden limit kurallarını konuşmaya başlayabiliriz. Karmaşık sayı dizilerinin limitlerinde. Karmaşık sayı dizilerinde limit kuralları. Bu noktada karmaşık sayı dizilerini iki bölüme ayıracağız. İlk bölümümüz, bu bölümle karşılaştığımızda kendisine ait kurallar olacak. Karmaşık sayı dizimiz Zn eşittir. Z0 üzeri, bu Z0 herhangi bir karmaşık sayıyı temsil ediyor. Üzeri n. İkinci grup ise Zn eşittir. Karşısına standart bir şey koymayacağım. Z0'ın herhangi bir n üssü yok. Herhangi bir n üssü yok. Yani burada geri kalan bu durum dışındaki her şey bu taraftadır. Zn eşittir 3n artı i bölü 2n mesela. Veya Zn eşittir ni gibi. Bunun dışına bir üs gelirse o iş değişiyor. Bu gruba giriyor. Şimdi bu iki gruba ayrıldığının farkında olduktan sonra öncelikle bu grubun kurallarıyla başlayalım. Şunun kurallarını da farklı bir renkle verelim. Bu gruptaki bu şekilde bir karmaşık sayı dizisinin bize limiti sorulursa, birinci kural, buradaki Z0'ın uzunluğuna bakacağız. Yani mutlak değerine veya modülüne de diyebiliriz. Eğer Z0'ın modülü, mutlak değeri, orijine olan uzaklığı, hangi ismini kullanmak istiyorsanız kullanın, bunun uzaklığı birden küçükse, buradaki karmaşık sayı dizisinin limiti sıfır olur. Limit n sonsuza giderken z0 üzeri n sıfır sonucunu verir. Bu bölümdeki ikinci kural. Çok fazla kuralımız olmayacak. Yani şu bölümde 3 kural, bu bölümde de bir şey söyleyip sorularımıza geçeceğiz. Ama bu kuralları iyi bilmeli ve iyi uygulamalıyız. Eğer Z0'ın uzunluğu 1 çıkarsa bu limit yoktur. Limiti yoktur bunun. İngilizce'de does not exist deriz. Bunun anlamı bu karmaşık sayı dizisi n değerleri sonsuza giderken bir davranış ortaya koymuyor. Yani periyodik davranış ortaya koyuyor. Aynı sonuçlar periyodik davranış. Bu da bir bilgi veriyor aslında bize. Yani bunun değeri i çıktı, 1 çıktı, eksi 1 çıktı, i çıktı. 1 çıktı, eksi 1 çıktı, i çıktı gibi bir davranış ortaya koyuyor demektir bu. Bunun uzunluğu 1 ederse limit yoktur. Üçüncü kural, eğer Z0'ın uzunluğu yani orijine olan uzaklığı veya modülü, bunu da nasıl hesaplıyorduk? Reel kısmın karesi artı sanal kısmın karesi. Bazılarımız unutmuş olabilir, bir hatırlayalım. Z eşittir x artı iy ise bunun modülü karekök içinde reel kısmın karesi artı sanal kısmın karesi olacak. Burada bahsettiğimiz şey bu. Şuradaki kısmın hesaplanmasında kullanılacak formül burası. Şimdi burada n'de 3n olursa, n artı 1 olursa yine onlar geçerli. Şu n yerine
n artı 1, 2n gibi ifadeler, n kare, bunlar olsa da aynı kurallar geçerli. Z0 birden büyükse uzunluğu ise limit n sonsuza giderken z0 üzeri n'in sonucu sonsuz çıkar. İşte buradan şunun sonucunun convergent, çünkü sıfıra yakınsıyor. Bu da sonsuza ıraksıyor, bu da divergent. Şu bilgiden onları da söylemek istersek bu şekilde söyleyebiliriz. Bunun örneklerine az sonra geleceğiz. Şimdi şu bölümle ilgili bir konuşma yapalım. Bu bölümle ilgili genel olarak şunu söyleyeceğiz. Bu formatta olmayanlarla ilgili Kalkülüs 1'deki n sonsuza giderken ki limit kuralları belli ölçüde geçerlidir. Belli ölçüde diyoruz, bazı şeylere dikkat edeceğiz. Belli ölçüde geçerlidir. Onlarda da ne yapıyorduk? Payın paydanın en büyük derecelisine paranteze alarak şunları yakaladığımızda limit n sonsuza giderken sayı bölü, herhangi bir sayı bölü 3, 5, 7 en üzeri p'lerin sonucunun sıfır ettiğini söylüyorduk. Genel olarak şunu şöyle bir örneğini yapalım. Mesela 1 bölü n kare çıktı. Bunun sonucuna sıfır diyorduk. Burada parantezleri alıp bunları elde edip sonuçlarına sıfır deyip bu ifadeyi sadeleştirip en son limite ulaşabiliriz. Yalnız bunun altında Kalkülüs 1'deki en sonsuza giderkenki limit kuralları belli ölçüde geçerlidir dedim. Bir de şöyle bir kuralımız olacak. Limit n sonsuza giderken zn sıfır olur eğer bunun uzunluğunun sonsuza giderken limiti sıfır ise. Eğer limit n sonsuza giderken zn'in uzunluğu sıfır ise. Bunun kullanımına yönelik de bir örnek vereceğim. Bu videoyu bitirdikten sonra epeyce bu başlıkla ilgili örnekler gelecek. Örnekler bu kuralları nasıl kullandığımıza dair kafamızda güçlenmeyi sağlayacak diye ümit ediyoruz. Buradaki Kalkülüs 1'deki belli ölçüde en sonsuza giderken limit kuralları bilinmelidir dedim. Onunla ilgili şu kısımlar bilinse yeterli. Dönüp o videoları izlemeye çok gerek olmayacak. Burada zaten belli ölçüde yine kullanacağız onları. Şimdi örneklerimize geçelim. Şimdi burada 5 örnek çözsek yeterlidir. Aşağıda verilen karmaşık sayı dizilerinin limitlerini bulunuz. A şıkkına Cn i bölü 3 üzeri n diyelim. B şıkkına, bu açıkça bu gruba giren, buradaki fikirleri hiçbir şekilde kullanmayacağımız bir karmaşık sayı dizisi. Zn eşittir i üzeri n. Bu da bu grup. C şıkkı Zn eşittir 2i üzeri n. Bu da bu grup. D şıkkı Zn eşittir 2 artı In bölü 1 artı 3n. Bu grup. Çünkü bu parantezin dışında üs falan öyle şeylerimiz yok. E diyelim. Zn eşittir i artı 2 bölü n. Şimdi bunları tek tek hesaplayalım. Şu kurallarımız gözüksün tabi. Çok aşağı inmeyelim. Şu bölümün kurallarını görelim. Şu bir problem çıkartmasa güzel olacak. İnatlaşıyor.
Tamamdır. Şimdi A şıkkıyla başlıyoruz. Bu tamamen bu formata uyduğu için bizim buradaki Z sıfırımız şu içerideki i bölü 3'tür. Z sıfır eşittir i bölü 3. Derhal bunun uzunluğuna bakıyoruz. Z sıfırın modülü yani orijine olan uzaklığı bunun reel kısmı sıfırdır. Sıfırın karesi artı sanal kısmı bu i bölü 3'ün önündeki 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ün karesi sıfırın karesi sıfır eder. 1 bölü 3 çünkü 1 bölü 9 bu da dışarı 1 bölü 3 çıkar. Bunun sonucu küçük 1 olduğu için küçük 1 olduğundan aynen sınavda bu hareketleri yapacağız. Bu şekilde bize karmaşık sayı dizileri verip bunların limitlerini sorarsa en sonsuza giderken limitini hesaplıyoruz. En son limit en sonsuza giderken i bölü 3 üzeri n eşittir 0 diyeceğiz. Bu kurala dayanarak. B şıkkına geçiyoruz. Zn eşittir i üzeri n. Buradaki z sıfırımız i. Z sıfır eşittir i. Bunun uzunluğuna bakacak olursak karekök içinde reel kısmı 0, sıfırın karesi 0. Sanal kısmın katsayısı 1, onun karesi 1. Bunun sonucu 1 çıkar. 1 eşittir 1 olduğundan bunun sonuçlarının sürekli tekrar ettiğini görüyoruz. İ üzeri n'i zaten tanıyor olmalıyız belli ölçüde. 1 koyarsak i, 2 koyarsak eksi 1, 3 koyarsak eksi i, 4 koyarsak 1, 5 koyarsak i. Böyle kendisini sürekli tekrar ediyor. Periyodiklik içeriyor. Periyodiklik içeren bir şey sonsuza giderken hep aynı davranışı ortaya koyacak bir karaktere sahip değildir. Olduğundan limit n sonsuza giderken i üzeri n limiti yoktur. İngilizce görenler de does not exist diyecekler bu aşamada. Şimdi C şıkkına geçiyoruz. C şıkkı da üçüncü durumun örneği. Şimdi burada yine üstte n'i görüyoruz. Burası bizim z sıfırımız. Z sıfır eşittir 2i. Z sıfırın uzunluğunu hesaplayacak olursak. Mesela buralarda i bölü 3 değil de 1 artı 2 üzeri n falan da olabilir. Hiç o örneklerden yapmadım da çözümlü örneklerin içinde gelecek zaten onlar. Bunun uzunluğuna bakacağız yine. Z sıfır karekök içinde buradaki reel kısmın katsayısı 0. Sanal kısmın katsayısı 2 karesini alırsak 4. Dışarı 2 çıkar. Bunun sonucu birden büyük olduğundan limit n sonsuza giderken 2 üzeri n sonsuz çıkar. Bu convergent'tır, bu divergent'tır, bu convergent veya divergent'ı bahsedilemeyen bir durumdur. Şimdi D şıkkına geliyoruz. D şıkkı tamamen bu taraftaki bölüm. Bu şekilde kesirlerle karşılaştığımızda ilk olarak şunu aklımızdan geçirmeliyiz. Pay ile paydanın derecesi aynı ise yani n'lilerinin katsayılı şey, üstleri aynı ise paranteze alma sistematiğini kullanacağız. Limit n sonsuza giderken 2 artı i n bölü 1 artı 3 n. Limit n sonsuza giderken yukarının en büyük derecesi n olduğu için n parantezine çekiyorum. 2 bölü n. 2'nin yanında n olmadığı için altına bölü n gelir. Bununla bunu çarpınca yine 2 çıkar. Artı. Buradaki n'i çektik. i kaldı. Bölü aşağıyı da n parantezine aldım. 1 bölü n artı 3. N'ler birbirini götürdü. N sonsuza giderken 2 bölü n'in sonucu 0 eder. Yukarıda söylemiştim bunu. 1 bölü n'in sonucu 0 eder. Bu kalkülüsten bildiğimiz bir şey. Limit n sonsuza giderken i bölü 3 kaldı. Şimdi bunu yukarıdaki kurallara ekleseydim iyi olurdu aslında. Hatta buraya kural olarak ekleyelim. Not tutarak çalışanlarımız varsa bunu da not olarak alsınlar. Limit n sonsuza giderken burada hiç n'li bir şey yoksa n'li ifade yok ise
Bunu normal kalkülüs 1'deki fikirlerde konuşmuştuk. Hiç enli bir ifade yoksa karmaşık sayı bulunmasına takılmayalım. Hiç enli bir ifade yoksa bu aynen cevap olur. Aynen cevap olur. Neyse orası artık. Burada hiç enli ifade yok. Bunun sonucu i bölü 3 çıktı. Bu şekilde n parantezlerini alıp sadeleştirip tamamen n'den arındırabilirsek direkt cevaba gelebiliyoruz. Şimdi E şıkkı. Şu Zn i artı 2 bölü n. Şimdi burada yine bu fikir üzerinden gidebiliriz. Paydanın en büyük derecelisi n. Payın en büyük derecelisi diye bir şeyden bahsedemiyoruz. Ya da şunu şöyle ayıralım. 1 bölü n i artı 2 bölü n. Bunu iki ayrı yöntemle yapacağım. Şimdi bunun limitini aldığımızı söyleyelim. Limit n sonsuza giderken 1 bölü n i artı 2 bölü n. Paydayı aynı tutarak ikisini ayırdım. Bu tarz basit bir şey yapabilmeyi düşünebilmeliyiz. N sonsuza giderken bunun sonucu sıfır eder. N sonsuza giderken bunun sonucu sıfır eder. Paydanın derecesi daha büyükse sonuçlar sıfır eder. Dolayısıyla buranın sonucu da sıfır çıkar. Bu birinci yol. İkinci yol da şurada söylediğim kural. Eğer ki bir Zn karmaşık sayı dizisinin uzunluğunun n sonsuza giderken limiti sıfırsa onun da limiti sıfır olur. Bu kural üzerinden çözeceğim. Bu kurala çok gereksinim duymadan bu şekilde kalkülüs 1'deki parantezleri alma fikirlerine hakimseniz oldukça kolayca çözebilirsiniz bunları. Şimdi kural üzerinden gidiyorum. Limit n sonsuza giderken Zn'in limitine bakacağım. Eğer ki bunun sonucu 0 çıkarsa sonuç direkt bunun limitinin sonucu 0'dır. 0 çıkmazsa buradaki gibi parantezleri aldığımızda i bölü 3 veya sonsuz gelecek. Buraya bir f şıkkı ekleyip bir de sonsuz örneği çözeyim. N sonsuza giderken burada Zn'in uzunluğuna bakacağız. Reel kısmı limit n sonsuza giderken kök içinde. Reel kısmımız 2 bölendir. Onun karesini alırsak 4 bölü n kare. Sanal kısmımız 1 bölendir. Onun karesini alırsak 1 bölü n kare. Limit n sonsuza giderken karekök içinde 5 bölü n kare. N sonsuza giderken bunun sonucu 0'dır. Karekök 0 kalır ki onun sonucu da 0 olur. Bunun sonucu 0 olduğundan bunun uzunluğunun n sonsuza giderken limitini alırsak sonuç 0 çıkarsa o zaman bunun limitinin sonucu da 0 olur. Limit n sonsuza giderken i artı 2 bölü n 0'dır. Bu da ikinci yol. O yukarıda bahsettiğim kural üzerinden çözüm. Bir de f şıkkı uydurayım buraya. Zn eşittir ni. Bunun limitini sormuş olalım. Bunu limit üstünde parantez üstü n gibi bir şey yok. Limit n sonsuza giderken ni. N değerleri sonsuza giderken bu n değeri de sonsuza gider ki bu da bizi sonsuza götürür. Burada payın derecesi paydanın derecesinden büyük olan durumlar mutlaka bizi sonsuza götürürler. N yerine 1 koysak sonuç i çıkar. Şöyle düşünebiliriz. Basit düşünceler. N yerine 1 koyduk sonuç i. N yerine 2 koyduk 2i. 3i, 4i, 5i. Bu büyüyerek nereye gidiyor? Sonsuza gidiyor. Tabii ki nerede sonsuza gidiyor? Tabii ki şu eksen üzerinde. Şunun üzerinde sonsuzluğa doğru ilerliyor. Böyle çapraz biçimde sonsuzluğa gidebilir. X üzerinde sonsuzluğa gidebilir. Bu tarafta sonsuzluğa gidebilir. Bunun üzerinde sonsuzluğa gidiyor ama sonsuzluğa gidiyor. O yüzden bu limitimizin sonucu da sonsuz çıkar. Bu şekilde karmaşık sayı dizilerinin limiti konu anlatımımızı bitiriyoruz. Bununla ilgili epeyce örnek sorumuz olacak ki karşımıza gelebilecek sınav anında bizi şaşırtmak için hocaların yapabileceği özel soruları da o örnek serisi içinde çözeceğiz. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.